Öncelikle hocam bizi Süper Lig'de temsil ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Geçen gibi maçımız oldu. Tabii ki son saniyede ki yediğimiz golle maalesef kaybettik. Bir kısa maç hakkında değerlendirmenizi alalım. Artı işte önümüzdeki maç hakkında değerlendirmenizi alalım. Bir de işte gençlerimizi işte handbola yönlendirmek açısından mesajınızı alalım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ligin 3. haftası Samsun GSK'yı evimizde konuk ettik. 3 hafta öncesindeki değerlendirdiğimiz zaman 1. hafta İzmir'de oynadık pazar günü. Ara ertelenen maçımız vardı. Antalya deplasmanımız oldu. Sonrasında yine döndük. Pazar günü Samsun'la karşılaştık. Yani 7 gün içerisinde 3 tane maç yaptık. Tabii ki haliyle yorgunluk vardı. Bir de takım kadrosu tam olarak oturmamıştı. Hatta geçen yıldan elimizde olan sağ kanat oyuncusu Michella yeni bir gün öncesinde yolculuk bitti ve bir gün öncesinde geldi. Sahaya sürdük. Tabii ki takıma uyumsuzluk söz konusu oldu. Bu da takımı etki etmiş oldu. Ama takım kötü bir takım mı? Değil. Biz gittikçe daha güçleneceğimiz bir takım. Evet, bir sayıyla belki kaçırdık. Kaçırdığımız yerde biraz daha dinlenerek oynamış olsaydık, son saniyede biraz daha soğukkanlı olabilmiş olsaydık, muhtemelen bir golle biz o galibiyeti biz üstlenecektik. Ancak dediğim gibi bazen o soğukkanlılığı sağlamak kolay değildir. Çünkü kritik bir takımla oynuyoruz. Rakibimiz, ligde kalacağımız veya kalamayacağımız takımlardan bir tanesi. Çünkü Samsun GSK da zor durumda olduğunu biliyorum ve bu noktada onlar da bu ligde kalıp kalamayacağını çalışmasını yapan bir takım. O nedenle bizler gittikçe güçleniyoruz. Takviyelerimiz de olacak gittikçe ve Süper Lig'de kalacağız. Buna inanıyorum ben. Evet hocam, önümüzdeki maçımız? Bu hafta Polatlı, Ankara Polatlı maçına gidiyoruz. Polatlı Türkiye Süper Ligi'nde güçlü ekiplerden bir tanesi. Şampiyonaya hedeflemiş bir takım. Geçen hafta da yine güçlü bir ekiple Antalya Muratpaşa ile oynamış ve galibiyetle dönmüş bir ekip. Ne mi yaparız? Biz iyi hazırlanıyoruz. Kadromuza bir oyuncumuz daha takviye ettik demiştim az önce. Mika, sağ oyun kurucu. Biraz daha dinlenerek, dinlenmiş bir pozisyonda sporcularım sahaya çıkmış olacağız. Biz Polatlı maçını puanla dönmek istiyoruz. İnşallah bize takdir edecektir Allah. Hocam bir sorumuz daha var. Süper Lig'de oynuyoruz, gerçekten çok güzel de. Bir altyapı çalışmaları hakkında kısaca, yani pazarda ne durumda altyapı çalışmaları? Mesela okullarda düşünürsek, yani genelde acaba okullarda ki size bir katkı var mı? Süper Lig'deyiz tabii. Maalesef pazar, bu konuda olarak çok büyük sıkıntılarımız var. Çünkü başta ben hem bir beden eğitimi öğretmeni olarak söylüyorum. Öğrencilerimizin ders yükünün çok fazla olması. Saat 3.30'dan sonra öğrencilerimiz okulların zorunlu etüt dersleri konulmasından dolayı 5'e kadar bir kere çocuklar okulda zorunlu halde tutuluyor. Benim oluşturduğum pazarda altyapı grubumuzu bile bugünlerde zorlanarak antrenmana gelemediklerini söylüyorlar çocuklar. Ve bunun nedeni işte okullardaki etüt çalışmaları. Çocuklar veya aileler doğal olarak, eğitim önemli elbette. Ama ben şunu söylüyorum. Spora yetenekli olan çocukları istiyoruz. Biz zaten matematikte, sosyalde veya bu tarz iyi olan çocukları, evet, oraya gitsinler. Bizim istediğimiz sporcu olabilecek, gelecek sporda vaat edecek olan, bu işte ekmek kazanacak olanları tespit ettiğimiz çocukları istiyoruz. Onları da zorunlu olarak okulda tutuyorlar. En büyük sıkıntımız bu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle de görüşmeyi düşünüyoruz. Yani bunların ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Okul müdürlüğüyle de görüşmemiz gerekiyor. İnşallah bunu çözümleyeceğiz. Bunun ötesinde ilçeye, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne
Handball antrenörü de ataması yapılacak, onu da bekliyoruz. İnşallah o atama yapılırsa ekstradan bir çalışma olacaktır tabii ki altyapıya, pazara. Ancak şimdi acilen okullarımızda mutlaka ve mutlaka beden eğitimi öğretmenlerimizle en azından bu handball topudur. Çocuklar al şu handball topu, istediğiniz gibi oynayın deseler bile handball oynayacaklar. Handball topunu ulaştırsınlar çocuklara beden eğitim derslerinde. Yani Sayın Hocam, ben şunu anladım kısacası. Yani okullarımızda, özellikle altyapı içeren okullarımızda o zaman fazla handball'a ilgi yok mu? Yani aslında var, çünkü seyirciye baktığım zaman inanılmaz bir potansiyelimiz var. Çünkü ben diğer illere gittiğim zaman diğer illerde voleybolda, basketbolda veya handbolda seyircisiz oynanıyor neredeyse. Ama ben salonum tıklım tıklım dolu. Her oynadığım maçta en az 500 diyorum ben. Evet, en az. Evet. Böyle bir seyirci kitlem varken ilgisizlik olur mu? Olmaz. O zaman başka bir şey düşünmek yani lazım. Yani o zaman okullardaki beden eğitimi öğretmenlerimiz handball'un üzerine biraz daha fazla rica ediyoruz diyorsun. Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, tekrar teşekkür ederim.